Nihat Yalçınoğlu. Nihat. Dur anne. Sen verdiğin sözleri böyle mi tutuyorsun? Senin adamlığın bu kadar mı? Bu ne cüret Nadire? Tamam. Koşan öldü dedik. Acısı var dedik. Sessizliğimizi koruduk. Ama sen suskunluğumuzu yanlış anladın. Sabrımızın şirazetini taşırdın. Ne oluyor böyle? Masaya silah vurmalar, konak basmalar falan. Bunu katil oğluna sorsana Haşmet Bey. Nihat, ne diyor bu? Bilmiyorum. Bir de inkar mı ediyorsun? Mustafa'yı sen vurmadın mı? Ne? Mustafa mı? Sen çok fazla olmayan... Galip! Nadire'nin dediği doğru mu? Söz verdin bana. Bir şey yapmayacağına dair yemin ettin. Bir şey yapmadım ki zaten. Kılına bile dokunmadım işte. Ama biri benim kanımı dökerse ben de onun kanını dökerim. O benim abimi vurdu. Ben de onun kardeşiyle hesabı kapattım. Sen hasta mısın? Nasıl bir insan kendi kardeşinin kocasına bunu yapar? Nasıl bir vicdansız öz yeğenin babasını vurmak ister? Sen nasıl bir canavarsın? Siz nasıl bir insanlarsınız ya? Siz nasıl tahammül ediyorsunuz kendinize? Nadire. Galip. Mustafa'yı mı vurdun lan? Sen benim oğlumun canı nasıl yandıysa bunu yapan it de öyle inleyecek demedim. Lan oğlum. Kız kardeşinin kocasını vuruyorsun. Kendi yeğeninin babasını vurdun ha? Hadi bunu anladım. Ulan Mustafa ölürse Kudret Candemir bize dünyayı dar etmez mi? Yeter artık be. Yapma. Yapma Haşmet. Bizim dünyamız sen kendini kurtarmak için kızını onlara gönderdiğinde zaten daraldı Haşmet Bey. Şu halimize bakın be. Öz oğlun. Onlar yüzünden hayatının 6 senesini hapislerde çürüttü. Kızın yanlarında sığıntı gibi yaşıyor. Her işimize çomak sokuyorlar. Girdiğimiz her ihaleyi elimizden alıyorlar. Tuttuğumuz her dalı koparıyorlar. Bizim onlar yüzünden uçan kuşa borcumuz var ya. Ama sen hala Kudret Candemir bize dünyayı dar edecek diye korkuyorsun öyle mi? Baba, bizim dünyamız nefes alamayacağımız kadar daraldı zaten. Onların müsaade ettiği kadar nefes alabiliyoruz. Bir bak etrafında ne olursun. Mutsuzsun. Annem mutsuz. Oğullarının hali zaten ortada. Kızın yanlarında sığıntı gibi yaşıyor.